Evet Kadir, uzun bir aradan sonra yeniden sohbetimize devam ediyoruz. Eternals vesilesiyle buradayız. Evet, nihayet sinemada film izledik. Gerçi yalan yok, iki tane. Dune ve James Bond'u da sinemada izledim. Abi ben Tenet'in basın gösterisinden beri sinemalara gidiyorum pandemiden sonra. Bir kişi zaten bütün gişe, box office bir kişi izledi, hep sen. Çok da güvenli buluyorum. Yani kafelere, restoranlara, toplu taşımaya göre daha güvenli buluyorum ben sinemada film seyretmeyi. Çünkü bir kere zaten aşısızlar giremiyorlar. Ve yani aşağı yukarı açıldığından beri de ben sürekli haftada 2-3 kez sinemadayım. Havalandırma falan da ben yani dikkatimi çekti, gayet iyiydi. Bence güvenli. Ben gidiyorum, siz de gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Kapanmayacaktı sinemalar. Çok yok, kapanmadı abi. Sonuna kadar da böyle gidecek. Şimdi Eternals zaten hani merakla beklenen filmlerden birisiydi. Bir kere Marvel Sinematik Evreni'nin devamı. İşte o Marvel Sinematik Evreni'nin içerisinden gelen bir film. Faz 4 söyleyelim. Diyorlar, yeni. Faz 4, yeni kahramanlar ekleniyor. Eternals yine Warner'ın Marvel'ın kahramanları bunlar. Marvel Comics'in eski kahramanları. Aslında benim çok tanıdığım kahramanlar değil. Ne yalan söyleyeyim, bildiğim kahramanlar değil. Köken olarak da zaten filmi seyretmeye başladığında ilk anlardan itibaren de biraz mitolojik dönemleri, kadim dönemleri hatırlatan bir yanı var kahramanların. Hı hı. Çok farklı. Yani bizim bildiğimiz Marvel sinematik evrenindeki bizim aşağı yukarı aynı çağı paylaşan kahramanlar gibi değiller. Çok eskiye gidiyor kökenleri. Milattan önce 5000 yıl öncesine kadar gidiyor. Orijin story yapıyorlar ya. Bu da en orijinali, en yaratılışa gitmişler ya. Şöyle de bir havası var. Bu benim çocukluğumda, gençliğimde çok konuşulan işte Tanrıların Arabaları diye Erich von Däniken'in bir kitabı vardı. Evet. Çok konuşulmuştu. Çok etkileyici bir kitaptı. Yani söylediği, getirdiği teze itibariyle, ama bilim dünyası çok da karşı çıkmıştı. Arkeologlar, başka birçok bilim insanı da çok karşı çıktı ve temelde şunu söylemişlerdi. Bu kitap insanın zekasına, işte insanın medeniyetin gelişimine, bütün bunlara, mühendisliğe, hepsine aslında karşı çıkan, her şeyin dışarıdan geldiğini, uzaydan geldiğini söyleyen bir kitap demişlerdi. Biraz o göze baktım. Çünkü sonuç olarak hani Eternals, hani bu pek spoiler değil ama hakikaten tanrı gibi geliyorlar. Bir takım varlıkları öldürmek için, zaten bunlar basın bültenlerinde paylaşılan konular. Ve burada kalıyorlar yani sonuç olarak. Hep o tanrıların arabalarındaki meseleyle baktım. Çok müdahale etmiyorlar. Bir etik kuralları var. İnsanların işine müdahale etmemek gibi bir mesele. Tanrı var da olsa. Evet. Vallahi sen şimdi, ben tabii seninle ben aynı değiliz. Yani şey olarak hani sen filme, Erich von Däniken'e, Tanrıların Arabalarına, bak şimdi ben aklıma geldi. Hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Şimdi sen söyleyince de. Ben Arok falan aklıma geldi. Özellikle ilk ben. Cem Yılmaz'ın Arok'u gibi. Bir de bunlar Mezopotamya'ya geliyorlar ya. Ben oraları izlerken dedim ki Göbekli Tepe'nin kaynağı. Eternals gelmiş, Göbekli Tepe'yi kurmuş. Orada o avcı toplayıcı kavimleri taş devrinden tunç devrine mi o bıçağı verdi, döndürdü falan. Şimdi ben biraz ilk başlarda o gözle baktım. Ve ondan sonra da bir türlü o filmin şeyine giremedim. Görkemli bir film. Yine böyle işte o uzay gemisi falan, alıştığımız gemilerden farklı. Böyle beton bir blok gibi bir uzay gemisi. İçinde hiç teknolojik bir şey görmüyoruz. Hani uzaylı desek uzaylı değiller. Ama ne, kim bunlar? Sonra finalde açıklanıyor. Finalde yani, her şey bir şeye bağlanıyor tabii. Film 2 saat 40 dakika izledik. Valla bir yanıyla böyle sıkıcı desem sıkıcı değil. Ama böyle bir Marvel filmi izliyoruz, böyle uf ne kadar eğlenceli, oradan oraya uçuyor, koreografiler falan. Valla o tarafı da bir Marvel filminin bence altında, yani beklentilerin altında, eğer o gözle gidiliyorsa. Ben orada da çok fazla şey görmedim. Yani bir Avengers serisinde falan çok daha görkemli sahneler, çok daha görkemli böyle aksiyon sahneleri falan, CGI'lar izledik. Bunda o kadar da değildi. Ve döndüm. Chloe Zhao muydu? Nasıl? Evet, Chloe Zhao işte. Nomadland'den buraya. Kafamda bunu şey yaptım ve hep böyle sana bunu sormak istedim. Yani Nomadland gibi neredeyse hani hiç bomboş bir arazide geçen, tek bir kadınla geçen bir filmden ve hiçbir şey yokken o kadar etkileyici bir hikaye anlatan bir yönetmen böyle devasa, görkemli, 2 saat 40 dakikalık bir sinema filmiyle geliyor ve hani bu bütçeye, bu şeye, hiçbir duygumuza, hiçbir şeyime, en azından benim
dokunmadan böyle bir keçi boynuzu derler yani kemirmek gibi. 2 saat 40 dakika bize bir keçi boynuzu kemirtti yani. Bunu ben senden dinlemek isterim. Hani Nomadland ve bu böyle Clouseau. Şimdi ya aslında güzel soru. Çok yani diyorsun hani Nomadland diye bir film seyrettik. Çok başka bir film. Bayağı ikimizin de çok sevdiği bir film. Ondan sonra bir de Eternals'ı seyrediyoruz. Yani ben aynı ama bunun şöyle bir hikayesi var. Şu bir kere Marvel'ın şöyle bir tavrı var. Bir yönetmen eğer bağımsız da olsa, alternatif de olsa, kendini kanıtlıyorsa, iyi hikaye anlatıyorsa, iyi karakterler ortaya çıkarıyorsa, o zaman diyorlar ki iyi hikaye anlatmayı biliyorsa biz bunu hemen alalım diyorlar. Transfer edelim diyorlar, düşünüyorlar. Çünkü diyorlar ki geri kalan iş bizde diyorlar. Biz bunun özel efektini yaparız. Biz bunun her şeyini yaparız. Yani prodüksiyon kısmı bizde. Yönetmen bize hikaye anlatacak, karakterlerle çalışacak, oyuncu yönetecek. Hatta bizim bir şekilde çalıştığımız, üzerinde çalıştığımız senaryoda çalışacağız, ona vereceğiz. O bir yönetmen olarak senaryoyu da elden geçirecek. Ona bambaşka bir dokunuş getirecek. Marvel'ın zaten bütün politikası bu. Şimdi daha önce, yıllar önce Tim Burton 80'li yıllarda çok iyi filmler çekti. Kendi kendine böyle işte yavaş yavaş yükseliyor. Ve ondan sonra da Beetlejuice mesela Warner Bros. Ona Batman'i emanet etti ve çok iyi bir sonuç aldı. Çünkü neden? Niye düşündüler Kadir? Dediler ki bizim genç seyirciyi hedefliyoruz. Süper kahraman filmi dediğin tür genç seyirciyi hedefler. Ve Tim Burton da hakikaten genç seyirciyi yakalayan bir yönetmendi. Ondan sonra da süper kahraman filmi çeken yapımcılar hep akıllarında bir örnek vardı. Marvel bunu daha da ileri götürdü. Dedi ki sadece dedi gençleri yakalan yönetmenler değil. Eğer iyi hikaye anlatıyorsa, iyi karakterler ortaya çıkarıyorsa o zaman ben o yönetmeni alırım dedi. İşte Clouseau da böyle. Çünkü Eternals tam da böyle Clouseau'nun temsil ettiği dünyanın tam neredeyse tersi. O böyle göçmen hikayeleri anlatmış daha önce işte kendi hikayesini anlatmış. Nomadland'de çok acayip bir hikaye anlatıyor. Bu Marvel filmi. Ne yapıyor? Clouseau ne yapıyor? Bu Marvel filmini ruh eklemeye çalışıyor. Karakter eklemeye çalışıyor. Marvel filmini zenginleştirmeye çalışıyor. Bu Marvel hikayesine derinlik katmaya çalışıyor. Katabiliyor mu? Bence katabiliyor. Ama şey kısmına gelirsek sen keçi boynuzu gerek en başından net bir şekilde koydun. Sevmediğini söyledin. Bende de kesinlikle Marvel sinematik evrenin önceki filmleri gibi bir etki bırakmadığını çok net söyleyebilirim. Ama yine de Clouseau elinden geleni yapmış. Yani benim filmde ilgilendiğim bir sürü ilginç hikaye var. Küçük ayrıntılara, detaylara konuşuruz yavaş yavaş. Onlarda da Clouseau'nun katkısı olabilir. En azından o karakterler arası ilişkiler var ya. Onları bence iyi kurduğunu düşünüyorum. Çünkü filmin belki de en sağlam yanı o. Ama onun dışında daha ilk baştan itibaren ben hani gerçekten hani fantezi türünde buluyorum. Bilim kurgu değil, tamamen fantezi. O dünyayla çok iyi bağ kurabildiğimi, çok duygusal güçlü bir bağ kurduğumu söyleyemem. Biraz orada şey izlerken işte Nomadland'i hep böyle kafamda izledikten sonra da Nomadland'de işte Amerika'da göçebe yaşayan yersiz yurtsuz bir topluluk insanlardan bahsediyor. Dedim ki burada da göçebe bunlar. Kendi şeylerinden buraya gelmişler. Böyle bir şey mi acaba falan diye. Nomadland yoktu ona. Verdik. Bu iş teslim etti daha önceki işleri için. Daha önceki ama sonra için. Nomadland'i görmüşler. Evet. Yani izleyip o Kevin Feige'in bir açıklamasını hatırlıyorum. Bu filmde mesela belki Clouseau'nun Marvel'e kattığı, biraz önce söyledim o CGI, o görkemli efektler falan çok yok diye. Clouseau çok bastırmış. Yani bu olabildiğince bu yeşil ekran önünde çekimlerdense daha şeylerde, gerçekçi, doğal mekanlarda çekimler yapmak için. Kevin Feige diyor ki başta bunu ben çok şey yaptım hani yani neden buna uğraşıyor? Sonra bu filmden önce Nomadland girdiği için Nomadland'i görünce ne yapmaya çalıştığını o zaman anladım. O büyük, o geniş boşluklar, şeyler falan. Yani filmde dediğin o ilişkiler, karakterler arası, Icarus, Cersei, işte Tena, öbür şey, adını unuttum, Phatos muydu öbürü? Evet, kendi aralarındaki ilişkileri bence orada Clouseau iyi toparlamış. Onlar hakikaten filmi de böyle ayakta tutuyor bence. Kendi aralarındaki ilişkileri var. Yani karakterleri çok böyle geniş tanımıyoruz ama biraz bize onu, çünkü çok zor hikaye. Hani onların iki ayrı dönemini anlatıyor. Bir önce ilk geldiklerinde görüyoruz. Evet, flashbacklerle. Sonra görüyoruz, flashbackler de oluyor. Oralarda yönetmen ve oyuncuların kurduğu ilişkiler bağlar ve senaryoya da katkıda bulunmuş zaten. Bence oraları çalıştırmış. Eğer o çalışmasa var ya bence çok daha hani şey olabilirdi. Vahim olabilirdi. Buradaki şeyim şu Mehmet ya. Yani ben bir Marvel filmine giderken izlemeye otururken ekranın başına
Ya karakterler birbirleriyle konuşsunlar derin derin onların iç dünyalarını mı anlamaya çalışıyorum. Yoksa hani bu yani dediğim gibi hani seyirciden seyirciye ben bir sinema seyircisi olarak hani ben senle asla kendimi böyle bir şey kıyaslayamam bile. Benim bir Marvel filminden beklediğim şey biraz daha işin şov, eğlence tarafı herhalde. Yani illa hepsinin böyle bir alt metinleri olsun güçlü olmasın demiyorum. Bu film mesela Marvel evreni için birçok yenilik içeriyor. Ne içeriyor? İlk eşcinsel karakterler var burada. Bir, iki gay çift Çocuk kahramanlarımızdan birisi. büyütüyorlar Çocuk birlikte. büyütüyorlar, birlikte bir aileleri var. İlk bir engelli, duymayan bir süper kahraman var. İşitme engelli bir süper kahraman. Bunlar hep Marvel dünyası için yenilik. Mesela Marvel filmlerinde olmayan bir sevişme sahnesi var. Çok küçük ama bir Marvel dünyası, Marvel sineması için büyük bir adım hani. Bizim için küçük ama onlar için büyük bir sevişme sahnesi. Birçok böyle yenilikler de var. Yok değil filmin içinde. Ama dediğim gibi belki böyle tutuculuklar oluyor ya. Ben bu Avengers serisini çok sevdim. Hala gördüğümde bir yerde denk geldiğimde kablo TV'de falan Endgame'i falan hiç sıkılmadan tekrar izleyebiliyorum. Belki biraz oradan bir beklenti. Oradaki hem kahramanlar hem kötüler açısından. Burada o kadar etkileyici, o kadar beni çarpıcı bir şey bulamadım. Ya yani ben çok giremedim filmin içine o anlamda. Aha, katılıyorum sana. Ben belki hani biraz daha sevdiğim yanları var. Sana oranla biraz daha sevdiğim yanları var. Ama buna rağmen asıl sorunun orada şu olduğunu düşünüyorum. Eternals'ın kökeni, yani ben Marvel yöneticisi olsam belki Eternals'ı bu işin içerisine hiç dahil etmezdim. Yani şunu derdim. Ya kalsın bu Eternals. Bizim Marvel sinematik evreninin kendine göre bir dünyası var. Bu gitsin buradan. Yani biz onunla bir tarihin içinde gidiyoruz. Eternals'ı bunun içine hiç dahil etmeyelim derdim ben. Ben onu söylerdim. Çünkü bence o dünya ile arasında ciddi bir uzaklık var bana sorarsan. Çünkü bak oradakilerin hepsi gerçi insandır, tamam mı? Bizim Marvel'daki gördüğümüz en önemli mesele budur. Hepsi insandır bunların. Yani zaafları vardır, zayıflıkları vardır vesaire. Onların geçmiş hikayelerini biliriz. Yani bir şekilde bütün o Marvel sinematik evreni içerisinde hepsinin hikayesini takip ederiz. Solo maceralarını. Bütün meselelerini biliriz. Şimdi burada bu kahramanlar çok farklı bir yerden geliyorlar. Çok farklı. Şimdi filmin sırlarını da spoiler olarak çok vermek istemiyorum da. Finalde iyice anlıyorsun. O zaman işte yani o insan oradaki kahramanlardan çok farklı bir yerde duruyorlar. Yani ayrı bir yerde durdukları için de biz başka bir şey istiyoruz. Ha, bu filmin çekici kılmak için ne yaparsın ne edersin bilmiyorum ama bana en baştan söyleyebileceğim şey hani benim çok tarzım bir hikaye de değil. Çok işte fantezi hikayesi anlatıyor. Bir kere zaten bütün filmin çok büyük bölümü canavarlarla çarpışma üzerine kurulu. Tamam, bir kere sürekli film başlıyor. Onlar Deviantlar mıydı? deviant. Biz onlarla bir çarpışma üzerine devam edip duruyor işte. Tamam mı? Sürekli tekrar. Finale kadar da deviantlarla çarpışmalar devam ediyor. Sonra başka şeyler de oluyor. Söylemeyelim hani. Başka bir şey çarpış ama o çok fazla tekrar ediyor. Biz bir kere bugünün aksiyon sinemasında pek düşünmeyecek bir şeydir. Sen hani sürekli şey yükselirsin. Ya video çağındayız ya. Video çağında da sürekli ne olur? Canavarlar değişir. En sonunda giderek daha farklı yerlere doğru gider. Burada bir değişim var. Canavarlardan bir tanesi değişiyor sonlarına doğru. Farklı oluyor ama kesmiyor. Demek istediğimi anlıyor musun? Aynı noktada kalıyor. 1950'li yılların fantezi filmleri, bilim kurgu filmleri gibi bu. O Yani. kadar güzel söyledin ki, yani filmin atıyorum 10. dakikasında ya da 5. dakikasında gördüğümüz canavarı, film artık 2 saat olmuş, yine onunla aynı şekilde kavga ediyorlar ve ne onların bir yani kahramanlarımızda bir değişik aksiyon var, aynı şeyleri yapıyorlar, karşı taraf da aynı. Dönüp dönüp yani 3-4 kez bunu böyle tekrarladılar. O da hani bir yerden sonra dediğim işte o keçi boynuzu şeyine. Bir de ben mesela şeyi öyle bir şey yapmışlar. Belki orada yine sen bir şeyler söylersin. Şimdi Avengers evrenine de bir göndermeleri var. Hem bir masanın etrafında artık Iron Man yok, Steve Rogers yok, Kaptan Amerika. Kim Avengers'ların lideri olabilir diye kendi aralarında onları o kadar da küçümseyen hani onların aslında hikaye olarak bakarsak evet Eternals'ların yanında onlar hiç sıfır yani hiçbir şeyler belki de. Sonra Thanos'un
dünyanın işte nüfusun, galaksi, evrendeki nüfusun yarısını yok etmesine bir göndermeleri sürekli var. Sürekli oraları konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Marvel ama bunu Kevin'i konuşuyorlar. Burada yani. Şunu çöz, ben hala şunu anlamıyorum. Hocam bütün evrende bir kaos, bir şeyler var. Yani siz de bütün evrene yayılmışsınız bunu düzeltmek için. Yani nereye kadar karışmayacaksınız ki? Peki şimdi niye karışıyorsunuz? Ya bunu film konuşuyor zaten. Tartışılıyor bu. Yani filmde bu kadar. Bizim çok gücümüz var. Müdahale edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bu konuşuluyor. Bunu tartışıyorlar. Ama bu mesela bütün filmin dramatik çatışması olsa, bütün filmin dramatik meselesi olsa devam edin. Ama sonra hikaye değiştikçe değişiyor. Çok başka yerlere doğru gitmeye başlıyor. İşte göksel varlıklar geliyor. Celestial dedikleri göksel varlıklar geliyor. Sonra bir kere daha başka bir şey var. Onu tanrı olarak adlandırmıyorlar ama onların bağlı bulundukları bir otorite var. Bir otorite var. Otoritenin adı neydi? Arishem miydi? Arishem. Arishem. Şimdi o otorite çok güçlü bir otorite. Onu da görüyoruz biz. O tam öyle bir çizilmiş ki grafik olarak da. Tam böyle şey kafası. 1940'lı, 50'li yıllar, hatta 1920'li yıllar kafası. Devasa varlıklar. Göksel varlıklar deyince çok devasa varlıklar. Bir kere ben orada, beni orada kaybediyor. Bu çok eski bir şey. Hayal, çok eski bir vizyon. Yani biz 67'den beri işte 1900, yani şeyden beri, Kubrick'ten beri uzayda bilgisayar, işte yapay zekalar, oralardan gidiyoruz, tamam mı? Yani bilim kurgu olarak gidiyor. Bu o göksel varlıklarla, devasa varlıklarla bizi çok eski bir kafaya çekmeye çalışıyor. Yani oralar, tamam mı? Oralarda benim, film benim için tamam giderek eskiyen bir tarafı var. O sadece kendi aralarındaki ilişkiler modern. Filmin bütün vizyonu baştan sona mitoloji, masal, fantezi, neredeyse sinema öncesi şeyler bunların hepsi. Bir tek modern olan karakterlerin arasındaki ilişkiler ve diyaloglar ve meseleler. Bir modern şey daha var şu. Otoriteye, yani sen otoriteye meydan okuyacaksın. İşte çünkü Arishem'in bir otoritesi var. Bu sorgulanmayan bir otorite. Bu ne kadar sorgulanabilir? Nereye kadar sorgularsın? Niye sorgulanır? Mesela önemli bir meseledir bu. Ama bunu da çok hakkını vererek yapıyor mu? Çok sanmıyorum. Orada şu Arishem'in modeli, yani onun şekli de mesela çok gerçekten 50'lerin B-movie'leri. Evet, işte onu demek istiyorum. Yani o, hani o kadar iknacı. Şimdi biz, şimdi Marvel bize öyle kötüler, öyle şeyler gösterdi ki bu gülünç yani. Yani öyle bir sanki dünyayı kurtaran adamda falan var böyle şeyler diye düşündüm bir ara. Onun çok gelişmişti. CGI olarak mükemmel hale getirmiş. O anlamda onu söylemiyorum ama. Vizyon aynı vizyon. Yani hani şey başı, yüzyıl başında bile sen hani böyle varlıklar hayal edilir. Gökyüzünden gelen devasa devler. Çünkü dev çok eski bir şey. Yani bir taraftan da hani makina dev vesaire, buradaki Celestial'ları düşündüğün zaman bu çok eski bir vizyonu sen modernleştirmeye çalışıyorsun CGI ile yapıyorsun ama bugünün sinemasında yok. Sen bir kere Marvel Cinematic Evren olarak bu toplara çıkmamışsın ki daha önce. Yani. Görsel açıdan. Tamam mı? Yani çok ayağın yerde kalmış. Ya sen Soğuk Savaş'ı anlatmışsın. Hep bu tarihi anlatmışsın sen. İnsanlık tarihi. Bizim 20. yüzyılı hep bize hissettirmişsin. Şeyin içerisinde biz görmüşüz. Paralel bir akış var. Paralel bir tarih. Bu böyle çok daha başka bir bakış açısı getiriyor. Benim kafamda oturmadı. Yani seyircide nasıl oturur? Seyircinin tepkisi ne olur? Tam burada bilmiyorum. İşte şimdi mesela ben hani hep direkt bir taraf gibi, bir Avengers tarafında durup bu tarafa taş atıyorum. Olmamış. Hani var ya Star Wars'cılar, Yüzüklerin Efendicileri falan. Ben bu tarafa taş atıyorum. Bir şeyde bir cümle gördüm, güzel. Diyor ki Marvel acemileri için bu şey olabilir. Daha İyi olabilir. Eğlenceli. Onlar bu filmden daha etkilenmiş, daha şey çıkmış olabilir. Ama Marvel acemisi değilseniz bu böyle bir yavan, hani ne oluyor, ne dediği anlaşılmayan o dünyanın, çünkü dünyadan dediğin gibi ayrı kendini tutmaya çalışsa ayrı da tutmuyor. Yani aslında o dünyanın içinde bütün o Avengers serisinin o 25-26 filmlik serinin hepsini gözlemiş bunlar. Hepsinde oradaylarmış yani ama hiç karışmamışlar. Şimdi oradan alıp bir yere götürmeye çalışıyorlar. O zaman şeyi düşünüyorum, işte bu örümcek adamlar, Doktor Strange'ler falan hepsi bunlara tekrar bir buluşacaklar tekrar. Ama bence uzak tutsalar çok iyi ederler. Bence o şeyin çok doğru. Filmdeki tek mesela hoşuma giden ya da hani seni söylediğin anlamda düşünmek o Icarus'un şeyi. Yani ne o? O tam bir böyle asker gibi diyeyim ya da böyle emir komuta zincirinde emri almış ya da daha şey söyleyelim, bir şeye inanıyor ve körü körüne inanıyor. Yani o inanca bağlılıkla yani her şeyi yapabilen bir karakter. Yani onun o çelişkisi, onun gidip gelmeleri, işte aşk, görev bilinci, işte inanç olması gereken falan.
orada bir şeyler keşke hani, şey gidip gelmiyor ama. Ki yine direkt olarak yani çok dogmatik bir şekilde belirli noktalarda gidiyor. Yani çok böyle ana karakterde işte birazcık belki biraz farklılıklar görüyoruz. Aslında bütün böyle şeyleri tespit etmişler üzerine gidebilecek. İşte mesela müdahale edilecek mi edilmeyecek mi? Sonuçta belirli noktalarda müdahale ediliyor. O karakter var ya bütün hani tez şeyleri yapan, tasarımları yapan. O karakter yani özellikle Hiroşima sahnesinde hissediyoruz biz. Yani bir şekilde müdahale etmiş, bir müdahale var. Tüm en baştan etmek istemiş buharlı tren. Ama hani, evet, o onlar falan hep belirsizlik. Ahlaken yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Daha sonra işte Druig var mesela. Kendi gidip kendi şeyini oluşturuyor, komünini falan oluşturan. Ya bunların hepsi var ya. Hepsi geliştirilebilecek konular, tamam mı? Hepsini bir arada tutmuşlar. Nedir bizim Marvel'da? Marvel'ın numarası neydi? Önce bize bak solo hikayeler anlatıyor. Karakterleri tanıtır, karakterlerin orijin hikayelerini verir. Solo hikayeler verir, biz onların bütün meselelerini biliriz. Sonra tanıdığımız bu karakterler Avengers gibi filmlerde bir araya gelirler, tamam mı? Bu sefer ne yaptı? Hepsini bir arada tanıtmaya çalıştı. Hepsinin ayrı bir meselesi var. Hepsinin tarihi bütün bir tarih açısından, yaşadıkları tarih açısından hepsinin ayrı bir meselesi. Şimdi sen hepsini bir arada... Yani bütün Marvel sinematik evrenine Avengers filmiyle başlamak gibiydi bu. Anlatabiliyor muyum? Halbuki biz neyle başladık? Iron Man'le başladık. Harika bir yerden başladık. Yavaş yavaş ilerledik yani. Iron Man'ler, sonra Hulk'lar, yavaş yavaş bütün karakterler her şey oluşmaya başlamış. Burada biz birden başka bir Avengers gibi bir grup görüyoruz. Bence burada bunun da altından kalkamamışlar yani. Bir şekilde biz karakterlere dağılıyoruz. Ne oluyor? Filmin dramatik çatışması da dağılıyor. Biz orada da dağılıyoruz. Vallahi filmin sinematografisiyle ilgili bir şeyim var. Özellikle o sahildeki, en sondaki çatışmada o sahil şey falan. Hani orada işte o Chloe Zhao şey duygusu aldım. Hani o CGI olmamasının verdiği bir etkileyici şeyler var. Görsellik olarak da hani çok böyle çarpıcı bir tarafı yoktu filmin. Yani seyrediliyor, vakit geçiyor. Ben açık dürüst söyleyeyim. Ben 2 saat 40 dakika hiç sıkılmadan seyrettiğimi söyleyebilirim. Ama çok beni açmadı yani. En başta da dediğim temposu gibi yani götürüyor. Öyle bir tuhaflığı var. IMAX 3D'yi seyrettik, beraber seyrettik. Evet. Onu da çok iyi kullandıkları düşünüyorum. IMAX'te çok iyi sahneler var, çok iyi çekimler var. Açılış sahnesinde mesela böyle bir geliyor falan. Orada da güzel kullanmışlar. Bazı sahnelerde 3D estetiğini de güzel kullanmışlar. Ama yani bende öyle çok derin iz bırakmadı. Yani ne şeydi, temalarıyla iz bıraktı, ne karakterleriyle iz bıraktı, ne çekimleriyle iz bıraktı. Hatta şöyle mesela hani sonra o post credit dedikleri yerde böyle sahneler oluyor ya. Ya orada bile hani ne olacak acaba dediğim bir şey görmedim yani. Hani öbür Avengers'larda şeylerde falan hep beklediğimiz şey. Ya bilmiyorum yani ben Marvel dünyasını seviyorum. Süper kahramanları seviyorum. Onları izlemeyi sinema perdesinde böyle 2 saat karanlıkta oturup o harala güreli şeyleri falan çok seviyorum ama Eternals böyle biraz belki diyorum acaba Marvel'de mi yoruldu? Hani o 25-26 filmin üzerine yeni bir şey söylemek, yeni bir şey koymak da pek kolay değil aslında. Bir de çok güzel bence toparladılar Endgame'de. Yani Kaptan Amerika'nın hikayesini, Iron Man'in diğer hepsinin hikayesini bir şekilde güzel topladılar. Şimdi burada biraz o yorgunluk, biraz ne yapacağız, yeni döneme nasıl gireceğizin bir kafa karışıklığı mı vardı acaba? Gişede seyirci, bu da son karar gişede olur. Çok net çıkar ortaya. Yani gişede eğer bir düşme olursa başka yollara doğru giderler. Yani o çok kesin. Yani Eternals'ı da çok fazla unuturlar, fazla üstüne gitmezler ama gişede çok başarılı olursa, gişede çok tutarsa bu karakterleri ve Eternals serisi devam eder. Aynen devam eder. Hem de Marvel sinematik evreniyle de bütünleşerek devam eder. Bir şekilde devam eder gider. Bir şekilde bağlanacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle... Seyirci çok tutarsa ama. Şöyle bir şey okudum bir tane de. Bu en sonda çıkan hani sürprizini dolmayan bir sahne var. Orada bir ses duyuyoruz. Diyor ya. Kimin sesi? Kimin sesi? Sonuna kadar seyredilsin bu arada. Tabii bütün şeyler bitene kadar. Son jenerikte bir şey çıkıyor. Yani. İki tane şey çıkıyor. Bir hemen ortasında çıkıyor jenerik, bir de en sonunda çıkıyor. Bir o en sonda gözüken kişinin kendi filmi için bir hazırlık olduğu. Evet. O Black Knight'mış. Bu dünyada o öyleymiş. Ben dediğim gibi Eternals'ları hiç bilmiyorum. Hani size Spider-Man'lere falan bir aşinalığımız var da. Hiç bilmiyorum. O Black Knight diye o da sevilen, o dünyanın sevilen kahramanlarından birisiymiş. Kimisi diyor ki bu asıl onun şeyine, asıl orada şey olacak falan. O gelen sesin de kimisi Doctor Strange diyenler var, Nick Fury diyenler var, işte bambaşka birileri olduğunu söyleyenler var.
Bilmiyorum. Ben dediğim gibi sıkılmadım. Ama çok eğlendiğimi de hani tekrar izler miyim? Evet, ben bilemiyorum. De yani öyle bir durumum var yani. Ben de hiç sıkılmadım ama çok heyecanlanmadım. Ama hafta sonu da herhalde daha iyi bir filmde ben bilmiyorum sinemada var mı böyle. Yok, bence yani bu bir şekilde evet. Gerçekten hani özel efekt ve aksiyon sineması sevenler, fantezi sineması sevenlerin de kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum bir taraftan. Çünkü gerçekten çok görkemli bir film. Görkemli. Ona bir şey demiyoruz. Evet.